Elinizi 1 dakika suda bekletemezsiniz. Yani soktuğunuz zaman eliniz en fazla yarım saniye, yani 30 saniye içerisinde elinizi buz kesen soğuk, nezih bir havası vardır. Bu şekilde yani Aydıncık gerçekten yaşanılabilecek Anadolu bölgesinde en güzel yerlerden bir tanesidir. Öğretmenlik yapmış arkadaşımıza veriyorum Mikail Akkan. Biraz da siz bahsedebilirsiniz. Sağ ol. Fatih Bey. En rahmetliyim. Ha şunu diyeyim ben sana. Buyur. Yok sen mikrofonla konuş. İstanbul'da bir seçim var. Evet. Mesela Aydıncık'ta 2000 küsur tane seçmen varmış. Evet. Onlara buradan bir şeyler söyle de. Şimdi İstanbul. Evet. En basiti ben şu an Aydıncık'tan bir örnek alarak İstanbul'a geçiş yapalım. Gerçekten Türkiye'nin kaderini belirleyen illerden bir tanesi Yozgat'tır. Ve gelmiş geçmiş en büyük siyaset adamları Yozgat'tan çıkmaktadır. Yani bunlardan işte devlet başkanları olsun, meclis başkanları olsun, gerçekten şu anda Cumhurbaşkanımızın en yakın insanları dahi Yozgat'ta olmak üzere. Buradan arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi adı altında bu çerçeveyi toplayan, yani eskiden gelmiş ve şu anki günümüze baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi döneminin ne yapmış oldukları belli. Ha bu bir kıyaslama değildir. Gerçekten insan vicdanı el veriyorsa böyle bir topluma, böyle bir partiye kesinlikle yaklaşasın. Ha Binali Yıldırım beyefendi, buradan öncelikle saygı ve selamlarımı söylüyorum. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. 24 Haziran'da seçimin sonucu bellidir. Ha İmamoğlu sağdan sola bir eleştirme yapıyor. Gerçekte elinde bir kayıt kamak yok. Ha iktidar partisi isterse her bir şekilde güç ve kuvvet, kudret de onun elinde. Haşa. Allah'tan sonra kudretler onların elindedir. Nasıl bir kudrettir bu? Siyasi güç bunların elinde. Yapabilecekleri her türlü kapasite. Örnek veriyorum, İstanbul'da şu anda dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da. Geçmişte bakıyoruz, Almanya'daydı aktarma merkezleri. İstanbul'a büyük bir katılım sağlamıştır. Nasıl büyük bir katılım sağlamıştır? Dış ticaret yollarıyla, gemi yollarıyla olsun, hava yolları, kara yolları, bütün geçiş güzergahları İstanbul'da olduğu için İstanbul ülke ekonomisinin %45'lik ve %50'lik bir kesimi olduğu için gerçekten bunu ben Binali Yıldırım beyefendinin yapmasını daha istiyoruz. Canı gönülden Yozgatlı arkadaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlar vicdanınızı elinize koyun. Binali Yıldırım beyefendiyi tebrik edin. Kendisine başarılar dileyin ve Allah nasip kısmet ederse oylarınızı Binali Yıldırım beyefendiye kullanın. Neden kullanın? Şimdi başbakanlık yapmış bir insan, Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir insan ve Altyapı Bakanı olduğu için ülkenin şehir ve ekonomisini nasıl ilerleyecek ve nasıl gelecek bir şekilde bir biçim olduğunu bildiği için Binali Yıldırım beyefendi İstanbul için en yakışır bir belediye başkanı adayıdır. Ha İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmış olabilir ama benim görüşümde siyasi bir güç olarak İmamoğlu'yu ben görmüyorum, yani kendi şahsım adına söylüyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ankara'daki, İstanbul'daki yakınlarıma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Teyze, Avustralya'dakine selam söylesene. Ben elimi alınca unuttum. Oğlum dedin ya. Ha oğlum Cizre'de öğretmenlik yapıyor. Selam salıyorum, gözlerinden öpüyorum. Ankara Deti Mesut'ta eczanede çalışıyor. Zilfa ablam, çocukları, Hacer ablam, eş, dost, dayımın kızları, ben Fatma'dan hepsine bol bol selam, uzun ömür. Bir de şu gelecek oyun iyi olmasını, herkesin AK Parti'ye verip kazanmasını daha çok istiyorum. Arife Çam, bütün İstanbul'daki tanıdıklarıma, Binali Yıldırım'a oylarını vermeyi rica ediyorum. Bravo. Selamlar. Stres taşı, stresi falan işte kötü enerjiyi alır vücuttaki. Mesela kalsiyum var. Akik nazara falan çok iyi geliyor. Benim bildiklerim bu kadardı. Yani hocamız olsaydı daha güzelini bilirdi, daha güzel iyisini söylerdi ama biz yeni girdiğimiz için pek bilmiyoruz özelliklerini. Baharın gelsem verir mi amca? Aa, bir koya veriyorum, bir koya. Tamam. Şeyin fida mı? Çok daha güzel olur. Allah salatalık topla da hem çeksin seni, hem de salatalık topla. Bahi güzel topluyor mu? Ahmet topla. Kıyana dön Ahmet topla. Annem bir şey çıksın abi.
Selda Hanım çok seviyordu ıhlamurları. Topladım, gelirse veririm. Ulaşamıyorum burada. Bunu ıslatacağım. He, bunu ıslatacağım. Şöyle bir bakalım. Bu ne bu? Bağrı bütünün tohumu. Evet. Değil mi? Aynı kavun çiğdi gibi. He, bütün oraya içi. He. Dışını böyle kesip kesip yiyorsun. İçi bütün çıkıyor. Kurutuyor. Evet. Şimdi ne yapacağız bunu? Nasıl ekeceğiz? Bir tarifini bir yap bakayım. Bağrı bütün suya tohumu. Suya ıslayacaksın akşam. Sabah üfeleyeceksin. Tamam. Götürüp tek tek ekeceksin şu çekirdeklerini. Her bir çekirdeğini ayrı ayrı. Ne kadar sıklıkta ekeceğiz peki? Şöyle iki adım, 15 santim arayla. Şöyle iki adım, arayla. Adım arayla. 15 santim arayla. Ekeceğiz. Ondan sonra sulayacağız. Bu ne zaman ekiliyor? Ne zaman Nisan ayında ekiyor? Toplanıyor. Dördüncü ayda topluyoruz. Yedinci ayın 15'inde de meyvesini alıyoruz. Bu dalından kopunca 5 gün içinde yenmesi lazım, değil mi? Şuraya. Muz tadı var. Evet, aynı kavun tipi var. Doğru. İçinde de muz tadı var. Sen biliyorsun bak. Yer muzu. Evet. Yer muzu. Erol anlatmış. Evet. Evet işte. Güzel, teşekkür bir de ediyoruz. Deneyin bakalım. Olacak bir de mı? Deneyelim. Olur. Bu bağrı bütün sadece Aydıncık ilçesinin merkezinde ve çevre köylerinde yetişiyor. Ben bunu Sorgun'da kendi bahçemde ekeceğim. Bakalım İnşallah. Yetişecek mi? Onu da göreceğiz. İnşallah yetişir. Evet, teşekkür ediyoruz ablacığım poşet bu tohumlar için. Salataların içine koyayım. Oğullarıma, gelinlerime, torunlarıma çokça selam söylüyorum. Buradan iyi İsrafil Bey konuşur. Mikrofonu ona ver. Şimdi biz Yozgat'ın en kuzeyinde kalan ilçesi olarak biz kendimizi üvey hissediyoruz ama gene de Yozgat'ın tüm halkına 7'sinden 70'ine hepsine selam ediyoruz. Sağlık, sıhhat diliyoruz. Yozgat'ın Aydıncık'tan tüm Türkiye'ye selamlar. Teşekkür ederim. Yozgat'a selamlar olsun. Ben Ben Yozgat Aydıncık Atıcılar ve Avcılar Dernek Başkanı olarak İdris Nevi Keskin bütün avcılara ve Aydıncık halkına Türkiye'ye selamlar olsun. Ben Aydıncıklı Dursun Korkmaz. Bütün Türkiye'de yaşayan bütün Yozgatlılara selam ve saygılar sunarım. Siz mi soracaksınız yoksa ben? Selam. Kapıyı kapatalım mı? Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Nimet Türker. Aydıncık Amatist Derneği Başkanlığı yapıyorum. Ve ayrıyeten Kadın Girişim Kooperatifi kurduk. Onun başkanlığını yapıyorum. Ve bu yörede çıkan taşlarımızın usta öğreticiliğini, eğitmenliğini yapıyorum. Bu yörede işte insanlara, ekonomiye katkı sağlamak isteyen bayanlar geliyorlar. Kursiyer olarak ya da kooperatife üye olanlar var. Yani bir şekilde burada doğal taşlarımızı işliyoruz. İşledikten sonra böyle takılara dönüştürüyoruz gördüğünüz gibi. Ametist, akik, kalsiyum.